Merhaba sevgili izleyenler. Skol International'ın başkanı Atay Aramsoy ile birlikteyiz. Merhaba Atay Bey nasılsınız? Merhaba teşekkür ederim. Hoş geldiniz. İyi. Hoş bulduk. Skol International hakkında bize genel bir bilgi verebilir misiniz? Tabii. Skol tüm turizm bileşenlerini tek çatı altında toplayan dünyadaki tek STK. 1932 yılında Paris'te kuruluyor. Bütün bileşenleri dediğim Turizme dokunan herkesin içinde olabileceği, fakat bir profesyonellik geliştikten sonra oraya kabullen, bir başvuruyla kabul edilen kurul. 15 bin tane üyesi var. Türkiye'de de 17 tane kulüp var. Bir federasyonu var. Amacı bu çalışan profesyonelleri çeşitli toplantılarda bir araya getirerek, ki bunların düzenli aylık toplantıları var bunlarla beraber bir araya getirerek oradan, orada yapılan toplantıların çıktısıyla turizme katkı sağlamak. Peki Skol International ve Skol Türkiye'nin faaliyet alanlarından da bahsedebilir misiniz biraz? Faaliyet alanı dediğimiz biraz önce söylediğim gibi herkesi içine alan tek kurum. Yani bir otelcinin, seyahat ajantasının, rehberlerin, marinacının, turizm basınının, turizm eğitmeninin turizme dokunan herkesin belli bir profesyonelle oluştuktan sonra katılabilecekleri ve seçimden alınan bir kulüp. Buranın en önemli şeyi bizim kulübümüzün İstanbul Skol Kulübü 254 tane üyesiyle dünyanın en büyük skol kulübü. Bu 15 binin içinde düşünürseniz dünyaya da iki tane başkan çıkartmış bir kulüp. Bu başkanların faaliyetleri mesela bir tanesi Hülya Başkanımız ve Salih Başkanımız. Hülya başkanın 21 sene önce İstanbul Skol Kulübü'nde yaptığı Skalite diye turizmde kalite ödüllerinin verildi ve bu sene 21.sini tamamladığımız Skalite Ödül töreni. Burada neler yapılıyor? Türkiye'deki turizm'e kalite katanların değerlendirildiği ve ödüllendirildiği bir gece yapılıyor. Bunun içinde tabii bir yarışma havasında geçiyor herkesin yaptıkları bir sene boyunca sürüyor. Buranın çıktılarıyla turizme kalite katmaya çalışıyoruz. Ayrıca çeşitli bütün kulüplerimizin değişik yörelerimizdeki kulüplerimizin ayrı projeleri var. Onlar kulüplerinin faaliyetlerinden bulundukları bölgeye turizm anlamında artı değer katmaya çalışıyorlar. Peki Türkiye'de turizm sektörü ne durumda? Hani 2018'de neler oldu ve 2019'dan beklentileriniz, hedefleriniz neler? Türkiye'de e, birkaç sene öncesinin e, kara bulutları üstünden gitti geçen sene. Şu anda da hızla ilerlemekte. E, turizm bir... Umut ve ümit tacirliği, ondan dolayı biz hiçbir zaman hangi şartlarda olursa olsun ümit, umut yitirmeyen bir sektörüz. Bundan dolayı e, açıkçası 2019'dan çok umutluyuz, 2020 ve sonrasından da çok ümitliyiz. Peki bu 2019 ve 2020'den sonrası için Skol International'ın çizdiği yol haritalarından da biraz bahseder misiniz? E, belli projeler var. Bu projeler devam etmekte süren projeler var. Skol bütün dünyadaki sustainable tourism, ekoturizm, e, bir young skol e, yani turizme gençleri kazandırma. E, bu gençleri içimize alıp onları eğitme, onlara görevler verme ve daha sonra turizmde çalışmalarını e, sağlayan e, bir yapısı var. E, tabii ki bir foundation'ımız var. Oraya yaptığımız katkılarla e, turizmde e, genç arkadaşları eğitmeye çalışıyoruz böyle bir misyonumuz var. Teşekkür ederiz Ata Bey. Ben teşekkür ederim.